Merhabalar sevgili Sağlam Rotacılar. Kapadokya'yı gezmeye devam ediyoruz. Bugün Ürgüp'ten yola çıktık. 20 kilometre kadar güneye indik ve Mazı'ya geldik. Burada bir yeraltı şehri var. Onu gezeceğiz. Bugünkü Sağlam Rotamıza Ürgüp'ün 20 kilometre güneyinde bulunan Mazı yeraltı şehrinden başlıyoruz. Buradan sonraki durağımız Sobasöz Antik Kenti olacak. Arkasından da Taşkınpaşa Köyü'ne geçeceğiz. Taşkınpaşa Köyü'nde Selçuklulardan kalma Taşkınpaşa Külliyesi var. Sizler için orayı gezeceğiz ve bugünkü sağlam rotamızı orada tamamlayacağız. Efendim buranın antik ismi Mazata. Buranın geçmişi Helenistik döneme kadar uzanıyor. Burada Frigler, Lidyalılar ve Romalılar yaşamış. Gördüğünüz gibi yeraltı şehrinin giriş kapısının önündeyiz şu anda. Yeraltı şehirleri Kapadokya bölgesinin her tarafına yayılmış durumda. Zulümden kaçan Hristiyanlar buraya gelmişler ve tüflü volkanik yapıyı aşağı doğru kazarak labirent şeklinde yeraltı şehirleri oluşturmuşlar. Burada hiç yüzeye çıkmadan yaşamak için gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılayacak yaşamı da kurmuşlar. Bunların hepsini hep beraber şehre girdiğimizde gezeceğiz. Size orada anlatacağım. Bakın hemen burada, hemen girişte bir taş var disk şeklinde. Bu sürgü taşı düşmana karşı şehri kilitliyorlar. Bu taş böyle yuvarlanıyor, buraya giriyor. Bakın taşın tamamı gözüküyor burada. Bakın görüyorsunuz ortasında bir delik var. O içeriden mızrak çıkarmak için. Yani kapıyı açmaya çalışan düşmanı engellemek için ortasındaki delikten mızrak çıkartıp düşmanı engelliyorlar. Girdikten sonra şehre bizi ilk karşılayan yer burası ahır bölümü. Hemen girişte ahır var. Diğer antik yeraltı şehirlerinden farklı olarak Mazı'daki ahır biraz daha büyük ve birden fazla atlar için yapılmış yalakları var. Bu da burada hayvancılığın çok geliştiğini gösteriyor bize bu bölgede. Ahırın sol tarafında mutfak kısmı var. Oraya doğru gidelim. Burası mutfak kısmı. Şu anda mutfak kısmındayız. Bakın arkamda havalandırma bacası var. Şehirlerin hepsinde havalandırma bacaları ve kuyular var. Ve düşman saldırı anında suları zehirlemesin diye birçok kuyunun da yeryüzü bağlantısı yok. Burası aslında o dönem için bir mühendislik harikası bütün bu şehirler. Şimdi gelin devam edelim şehrin diğer katmanlarına doğru. Biraz ilerledik şehrin içinde. Hemen burada erzak depoları var. Tekrar ahır kısmına geldik. Burası daha büyük bir ahır gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, kırmızı okları takip edip giriş, mavi okları takip edip çıkış yapacağız. Şu an tünelden geçtik ve oturma odasına ulaştık. Her oturma odasının bir erzak kısmı da var zannediyorum. Çok dar bir tünel giriyorum. Hani girmeyi deneyeceğim arkadaşlar sizin için. Bir tünele daha girdik ve gene girişinde bir sürgü taşı var. Şehri bölüm bölüm, kat kat düşmandan korumak için çok iyi önlem almışlar. Şimdi devam ediyorum ileriye doğru. Mazı yeraltı kentini gezmeye devam ediyoruz sevgili sağlam rotacılar. Arkadaşlar tam bir labirentin içindeyiz şu anda. Karınca yuvası gibi toprağın altını örerek kendine bir yeraltı şehri, bir yeraltı yaşamı kurmuşlar. Gördüğünüz gibi dolaşırken katmanlar arasında bir sürgü taşı daha var burada. Gene savunma amaçlı. Bunun içinde şırahaneler, kuyular var. Bacana attıkları üzümleri şıra yapıp saklıyorlar. Yeraltı sakinleri. Şimdi şu tünelden devam edelim. Sanıyorum kiliseye ulaşacağız buradan. Kısa bir inişten sonra yeraltı şehrinin kilise bölümüne ulaştık. Bakın burası gayet mütevazi bir kilise. Hemen sağ tarafta bir su kuyusu görüyorum. Ve şurada bir tünel görüyorum.
Her gördüğüm tünele girmek istiyorum. Burası 8 katlı bir şehir ve 4 farklı girişi var arkadaşlar ve 20 metre derinliğinde kuyuları var. Bu da şehrin ne kadar derine doğru gittiğini gösteriyor. Şimdi yine bir aşağı doğru iniyoruz. Sanıyorum yine bir sürgü taşı var. Yeryüzüne çıktık sevgili sağlam otacılar. İçeride kiliseler, oturma alanları, ahırlar, yalaklar, erzak depoları, şirahaneler, kuyular, havalandırma bacalarıyla başlı başına yaşayan bir şehir var. Kapadokya bölgesinde bunun gibi meşhur olan birkaç tane daha yeraltı şehri var. Derin Kuyu, Kaymaklı ve Özkonak. Onları da gezebilirsiniz. Büyük keyif alacağınızı düşünüyorum. Biraz klostrofobik ama çok başka bir deneyim. Bence gelmeli ve gezmelisiniz. Efendim Mazı da bizi çok güzel ağırladılar. Şimdi Mazı'dan ayrılıyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Güle güle, gene bekleriz. Abi çok sağ ol verdiğin bilgiler için. Görüşürüz, iyi günler. Burası Taşkınpaşa Köyü ile Soğanlı Köyü arasında ve içeride güvenli bir yer ve arazi olarak da verimli bir yer. Sobasos kenti buraya kurulmuş. Burası gördüğünüz alan şehrin bir kısmı. Kaçak kazıcılar define ararken bulmuşlar burasını. Sonra kazılıp ortaya çıkartılmış. Mozaikleri var çok güzel. Bazılarının üstü kapalı fakat şu arkamda gördüğünüz yapı toplantı salonu. Orada mozaikler var görebileceğimiz. Gelin oraya doğru ilerleyelim. Toplantı odasının büyüklüğü 400 metrekare, bir salonu ve mezarların bulunduğu yer var. Antik dönemde toplantı salonu, Bizanslar döneminde ise burası kiliseye çevrilmiş. Sobesos halkı şehri bir ara terk etmiş, sonra geri dönmüşler. Terkin sebebi bilinmiyor, büyük ihtimalle kıtlık ve açlık. Zaten mezarlarda daha çok çocuk ve erişkin iskeletleri bulunmuş. Şurada da mozaikler var, onlara bakalım yakından. Mozaiklerde birçok renkli taş kullanılmış. Gözüme çarpan motifler, saç örgü motifleri var. Svastika deniyor onlara. Ve meyandırlar ve haçlar var. Meyandır, deniz dalgasını simgeleyen şekiller, meyandırlar. Svastika da dediğim gibi saç örgüsünü simgeliyor. Şu solda da haçları görebiliyoruz. Uç tarafta bir mozaiğe daha rastladık. Burada bakın, meyandır, deniz dalgaları daha net gözüküyor. Şu karenin etrafı kırmızı taşlarla meyandır yapılmış. Hemen dış tarafında svastika dediğimiz saç örgüsü motifleri çevriliyor. Efendim Taşkınpaşa Külliyesi'nden günümüze kalan tek bina Taşkınpaşa Medresesi. Şu an onun önündeyiz. Karamanoğulları'na ait bir yapı, Taşkınpaşa Külliyesi. Bu portal kapısı da Selçuklu mimarisi izlerini taşıyor. Çok güzel bir taş işçiliği var. Geometrik desenler ve bitkisel desenlerle bezenmiş. Üst tarafında bakın bir boşluk var. Orası kitabesinin bulunduğu yeri. Orası zamanla kaybolmuş. Aslında orası iki katlı. Üst tarafı da yıkılmış zamanla. Muhtar Bey bize içerisinde açacak. Merhabalar, Oktay ben. Görevli galiba izinde miymiş? Görevlimiz yok. Yok. Aldılar daha önce. Muhtarlığa bıraktılar. Muhtarlığa bıraktılar. Gelen misafirlerimize biz yardımcı olalım. Sağ olasın, sen de geldin. Yes.
Eskiden muhtar yardımcısıydım. Şimdi ya, muhtar mı oldu? Bıraktınız mı? Arkadaşım muhtar oldu. Burası restore edildikten sonra kütüphanemiz almaz oldu. Köy içerisinde kütüphanemiz vardı. Kitaplarımızı buraya taşıdık. Bir dönem görevlimiz vardı. O da daha sonra emekli oldu. Tekrar yeni vermediler. Ha, öyle kaldı diyorsun. Bekliyoruz, evet. Peki buranın tarihi hakkında bize biraz bilgi var mı sende? Yukarıda eski camimiz var. 700 yılları yıllık olarak biliniyor. Öyle yani 13. asır. Burası da galiba 13. asır değil mi? Evet. Camiyle aynı tarihe sahip. Yakın olduğunu söylüyorlar. Peki burası da bir külliye, birkaç tane yapı var. Burası medrese binası. Medrese, evet. Ama aslında külliye, başka binaları var mı şeyin külliyenin, Taşkınpaşa Külliyesi'nin? Camimiz var yukarıda. Cami Taşkınpaşa Külliyesi'ne mi ait? Evet. Ha, anladım, tamam. O zaman şeye de bakarız. Camimiz de aynı eski, evet. Zaten üst taraflar yapılmış. Evet, yapılmış zaten üst taraflar. Belli, üzeri çatı kaplama yapıldı. Aslında orijinal iki katlı yani buranın. Evet, öyle olduğunu biliyoruz. Anladım. Ben bilmiyorum da. Çok güzel. O zaman buradan eski camiyi görmeye gidelim. O da külliyenin bir parçası o camide. Evet. Taşkınpaşa köyünde Taşkınpaşa Külliyesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Az önce medreseyi gördük. Şu anda da Taşkınpaşa Camii'nin önündeyiz. Külliye, cami, türbe, kümbet ve medreseden oluşuyor. Görmüş olduğunuz türbe Hızır Bey'in türbesi. Hemen sol tarafta da kümbet var. Kümbet Selçuklularda devlet adamlarının, din adamlarının mezarı anlamına geliyor. Kubbeli yapı anlamına geliyor. O kümbetinde Taşkınpaşa'ya ait olduğu düşünülüyor. Medrese'de gördüğümüz o güzel taş işçiliğinin örneklerini burada da görebiliyoruz. Geometrik desenler burada daha hakim. Burada çiçek motiflerini göremiyorum. Daha çok geometrik buranın desenleri. Şimdi camiye giriyoruz. Caminin mihrabı ve minberi önemli. Onun hakkında birkaç kelime etmek istiyorum içeride size. Caminin içindeyiz şu anda. Bakın ilginç bir detay. Normalde sütunlar uzun olurken burada yarım sütunlar kullanılmış. Kemerler yere daha yakın. Bu gördükleriniz orijinal minber ve mihrap değil. Orijinalleri ceviz ağacından yapılma, kündekari tekniğiyle yapılmış. Çok güzel örnekler kündekariye dair. Buradan alınıp korunmak amacıyla Ankara Etnografya Müzesi'ne götürülmüş. Orijinallerini orada görebilirsiniz.